Konu var. Oralarda da inşallah sizlerin de güzel çalışmaları olacak. Bugün içeride dışarıda terörle büyük bir mücadele veriyor. Kolay değil. Yani bugün artık adını saymaktan bıktığımız bir sürü terör örgütü var. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine kastediyorlar. Bu ülkeyi bölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar. Bu ülkeyi bir şekilde alt etmek istiyorlar. Allah'a şükürler olsun. Güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisimiz, korucumuz hepsi bu ülke için canını feda ediyor. Öğlen üzeri Akın Acar kardeşimizin annesini ziyarete gittik. Şehidimiz. Allah annesinden razı olsun. Ne metanet, ne sabır, ne inanç. Bu millet bu anneler olduğu sürece ilelebet bağımsız ve özgür kalacak. İlelebet istiklaline de istikbaline de sahip çıkacak. Akın Acar kardeşimiz gitti bu ülke için, bu millet için Suriye'de Elbap'ta canını feda etti, şehit oldu. Allah mekanını cennet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Bugün birçok vilayette şehit ailelerimizin evlerine gidiyoruz. Anneleri babaları görüyoruz. Ne kadar sabırlı, ne kadar metanetli insanlar. Dolayısıyla kimse Türkiye ile oyun oynamaya kalkmasın. Kimse Türkiye'nin üzerine bir hesap kurmasın. Kimse Türkiye'yi böleceğini düşünmesin. Akın Acarlar olduğu sürece Bayburt'ta da bir sürü şehitimiz var. Bütün bu şehitlerimiz olduğu sürece, bütün bu kardeşlerimiz olduğu sürece emelallah Türkiye ilelebet istikbaline de istiklaline de sahip çıkıyor. 15 Temmuz darbe gecesi bu millet sokaklara meydanlara çıktı. Bu millet hükümetine sahip çıktı. Bu millet istikbaline sahip çıktı. Ve o darbe girişimi yapan o alçaklara, hainlere öyle bir ders verdi ki gerçekten içeride de dışarıda da dost düşman bunu gördü. Bir daha da kimse böyle bir şeye asla cesaret edemez. Onun için millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sonuna kadar özel bir önem vereceğiz. Bunu güçlendireceğiz. İçeride de dışarıda da bir ve beraber olacağız. Biraz önce söylendi. Yani Hollanda Dışişleri Bakanımızın uçağına iniş izni vermemiş. Almanya'da bakanlarımızın kapalı mekanlarda miting yapılmasına izin verilmemiş. Siz ne yaparsanız yapın. İsterseniz uçağı indirmeyin. İsterseniz toplantıları iptal edin. Ne yaparsanız yapın. 16 Nisan'da Avrupa'da yaşayan bütün kardeşlerimiz sandıklara gümbür gümbür gidecekler. Ülkelerine, milletine sahip çıkacaklar. Ve inşallah Avrupa'ya 16 Nisan'da hep beraber dünya neymiş, Türkiye neymiş, evvelallah göstereceğiz. Yıllardır bize demokrasi havarisi edebiyatı yapıyorlar. Yıllardır bize insan hakları edebiyatı yapıyorlar. Buralara gelip ahkam kesiyorlar. Türkiye'yi hizaya sokmaya çalışıyorlar. Bize çoğulculuktan bahsediyorlar. İfade özgürlüğünden bahsediyorlar. Allah'ını severseniz hepiniz yalan söylüyorsunuz. Yani bugün Türkiye'de bir sandık kurulacak 16 Nisan'da. Ne yapıyor? Bakanlarımız gidiyor o ülkelerde vatandaşlarımıza bu anayasa değişikliğinin ne olduğunu anlatmak istiyor. Değişikliği onlarla paylaşmak istiyor. Neden korkuyorsunuz? Korktuğunuz nedir? Kime çalışıyorsunuz? Hangi ülkeye çalışıyorsunuz? Hangi şer güçlerin, hangi terör örgütlerin orada hizmetine çalışıyorsunuz? Gerçekten anlamak mümkün değil diyemeyeceğim. Bu 16 Nisan referandum süreci iyice ortaya çıkarttı ki gerçekten Türkiye'nin kendisinden başka dostu yok. Hele Avrupa'da hiç yok. Ama evvelallah 16 Nisan'da gelecek. Tekirdağ'da da, Bayburt'ta da, Erzurum'da da hep beraber sandığa gideceğiz. Sandığa giderken aklımızda ne olacak? Bugünlerde yapılanlar olacak. Gideceğiz, sandıkta oyumuzu kullanacağız. Özellikle sizden rica ediyorum. Yani burada oyu Bayburt'ta kullanacak kardeşlerimiz vardır. Mutlaka gitsinler. Burada derneğimizde mutlaka organizasyonu yapacaktır.